60, 65, 65 ve 21 numara yasağı. Türkiye'de en tartışmalı politikacıların başında gelen Süleyman Demirel ile ilgili çarpıcı bir iddia İstanbul'da yapılan bir müzayede ile doğrulandı. İddia Demirel'in 1950'li yıllarda mason olduğu yönündeydi. İstanbul'daki müzayedede büyük mason locasına üye kişilerin isimlerinin yer aldığı bir kitapçıkta satışa sunuldu. 1959 tarihli kitapta Demir'elin Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonları Büyük Locası'na resmen üye olduğu görülüyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mason olduğu yönündeki suçlamalar siyasete yeni atıldığı 1960'lı yılların başında gündeme gelmişti. Demirel'in 1964 yılında Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na aday olması parti kongresini zor durumda bırakmıştı. 1964 yılında Adalet Partisi'nden genel başkanlığa aday olan Demirel, bu durum karşısında parti kongresinde zor durumda kalmıştı. Kongre öncesi üyelere dağıtılan belgede Demirel'in mason olduğu bilgileri yer almıştı. Ancak Demirel, hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locasının dönem başkanı Enver Necdet Egeran'dan aldığı, Demirel, locamıza kayıtlı değildir yazılı belgeyi okumuştu. Kongrede Saadettin Bilgiç ile yarışan Demirel, Adalet Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna oturmuştu.